yakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar. İyi misin bir tanem? İyi değilim anne. Meral anneyi düşündükçe içim acıyor. Kendimi suçlu hissediyorum. O beni ölen kızının yerine koydu. Beni çok sevdi. Beni hep ailen olarak görmek istedi. Beni ben olduğum için sevmesini o kadar çok istemiştim ki. Ama beni başka birinin yerine de koysa çok sevdi. Tamam bir tane. Üzülme. Ben Meral Hanım'a minnettarım. Sana baktığı, büyüttüğü, senin gibi mükemmel bir evlat yetiştirdiği için ona minnettarım. Hasta olduğumda günlerce başımda bekledi. Korktuğumda koynunda sakinleştirdi beni. Hep üstüme titredi. Hakkı ödenmezdi Meral anneme. Çok iyi baktılar bana. Huzur içinde yatsın. Yerinde rahat olsun. Merhaba. Merhaba. Mehmet'le seni almaya geldim. Güzel bir yere gideceğiz. Tamam. Yalnız ben üstümü değiştirsem iyi olacak. Ben de değiştireceğim. Neden Mehmet'i bana bırakmıyorsunuz? Siz baş başa bir gün geçirin. Ne iyi oldu. Ne iyi düşündün bunu. Sana söylemek istediğim... Sen söyle. Tamam. Ben seni dinliyorum.
Sana bunları anlatmak o kadar zor ki. Sana söyleyeceklerimin hayatın hiçbir kararını değiştirmesini istemiyorum. Şu an nasılsa yoluna öyle devam edeceksin. Bizim yüzümüzden başka canların acımasını, başka hayatların kararmasını istemiyorum, tamam mı? Ne demek istediğini söyle Ezim. Önce bana söz vermeni istiyorum. Söyleyeceğim şeyler senin hayatında olanları etkilemeyecek. Önce söyle. Söz ver Esmer. Veremem Ezim. Konu seninle ilgiliyse hiç kimseye hiçbir söz veremem. Beni zora sokuyorsun. İşimi zorlaştırıyorsun Esmer. Ben sana yardımcı olayım o zaman. Mehmet. Benim oğlum değil mi? Biliyor muydun? Mehmet benim oğlum değil mi Ezo? Gördüğüm andan beri hissettim. Ama emin olamadım, anladın mı? Neden? Neden Ezel? Niye sakladın benden bunu? Oğlumu niye mahrum ettin benden? Çünkü senin hayatında melek vardı. Nişanlandığın, evleneceğin kız. Birlikte olduğun biri vardı, anlıyor musun? Senin yanında oldukça kimsenin, hiçbir şeyin önemi yok. Ayla, bana bir viski hazırla. Bol buzlu olsun, anladın mı? Hemen Niran Hanım. Niran Hanım, istediğiniz yapıldı. CD'ye her şey aktarıldı. Aferin. Hadi Naş, gazla şimdi. Emredersiniz efendim. Buyurun Niran Hanım. Sağ ol. Kimse bu dünyaya sebepsiz gelmez değil mi Yasemin Hanım? Senin leşin benim işime yarayacak. Sen cezanı ödedin. Şimdi de Esmer'le hesabıma bir katkın olsun. Bir cinayette iki kuş ha? Yasemin'i sen öldürdün. Thank you.
Hoş geldin. Ben de şimdi sana gelmeyi düşünüyordum. Hoş bulduk. Çok özledim seni. Nasılsın? İyiyim. Gelsene. Otursana. Ninem de seni sorup duruyordu. Akşama sen seviyorsun diye kuru fasulye pilav pişirecekti. Yemeğe gelirsin değil mi? Ya da istersen sen de yeriz yemeği. Evle de ilgilenemedim son günlerde. Ben artık o evde kalmıyorum. Neden? Ezel'in evinde yangın çıktı. Oğlumuzla birlikte benim evimde kalıyorlar. Oğlumuz mu? Ben yanlış mı duydum? Esmer. Hayır. Yanlış duymadın. Ben de yeni öğrendim. Ve öğrendiğim gibi de mertçe söylüyorum sana. Mehmet, Ezel'le benim oğlum. Yalan söylüyorsun. O kızı unutamadığın için yalan söylüyorsun. Benden kurtulmak için oğlum diyorsun o çocuğa. Yalan. Yalan. Söyle hadi. Sana yalan söylüyorum de. Yalan. Yalan. Melek. Melek. Melek kendine gel. Ben de yeni öğrendim bunu. Sana hiç yalan söylemedim. Senden kurtulmak isteseydim bunun daha kolay bir yolu olurdu. Anladın mı beni? Ezel seni bırakmamak için böyle bir yalan uydurdu o zaman. Dükkana geldi. Beni konuşturdu. Sana olan aşkımı anladı ve bunu yaptı. Yeter. Ezel hakkında böyle konuşma. Tam tersi. O seninle benim arama girmemek için gerçeği söylemedi. Sustu. Peki ya ben ne olacağım Esmer? Kullanıp bir kenara mı atıldım söylesene. Saçmalama Melek. Bunu nasıl söylersin? Bana biraz zaman ver. Sana zarar gelmesini ister miyim? Melek, beni anla. Kendini benim yerime koy. Mantıklı düşünmen için seni yalnız bırakıyorum. Yeniden konuşacağız. Benim kızım olduğunu ilk gördüğüm andan beri hissetmiştim. Benim kanımı taşıdığını anlamıştım. Demek daha önce DNA testini değiştirip beni yanıltmaya çalıştın Haçlı. Ama bak. Beni daha fazla durduramadın. Gerçekleri istemesen de öğrendim. Hmm.
Özledim seni ufaklık. Çok yakında görüşmek üzere. Merhaba. Hoş geldin. Girebilir miyim? Tabii. Birazdan dükkana gidecektim ben de. Hiç yerleştirme. Kaç bebek var burada? Bilmem. 20-30 tane herhalde. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne oldu? Niye topluyorsun bebekleri? Çünkü hepsini satın alıyorum. Kaçaydı bunların tanesi? 45 lira da. Ne oluyor Allah aşkına söylesene. Ben tanesini 50 lira veriyorum. Şimdi elinde satacak bebeğin kalmadığına göre bana yardım edecek zamanında vardır, değil mi? İyi de ne yapacağım? Hadi. Sana yolda ne yapacağımızı anlatırım. Sana toptan indirim yapmam lazım. Hepsini aldın. Gel hadi. Oyalanmak çabuk. Ya nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Biz de yuvadayken böyleydik. Dışarıdan biri geldiğinde, bizi sevdiğinde, hediye getirdiğinde çıldırırdık hepimiz. Daha çok sevilelim diye birbirimizi ezerdik. Hepsi sevgiye o kadar muhtaç ve aç ki. Beni buraya iyi ki getirdin Ali. Niye daha önce gelmedim, hiç ziyaret etmedim diye kendime çok kızgınım. Üçümüz yetimhanede büyüdük. Esmer, Ezo ve ben. Esmer çocukluğundan beri hep sinirli, tuttuğunu koparan biri oldu. Ezel'le hep bambaşka bir bağları vardı. Yıllar sonra birbirlerini bulduklarında o bağ hiç kopmamış gibi daha da güçlü, yıkıcı bir aşka dönüşmüştü. Bunları anlatmam seni rahatsız ediyor mu? Bilmem. Aklım karmakarışık. Esmer'i gerçekten tanıyor muyum? Onu bile bilmiyorum. Ezel, Esmer ve sen nasıl bir hayat yaşadınız? Geçmişinizde neler oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden Ezel'le Esmer arasındaki güçlü bağı anlayamıyorum. Biz kaybolmuş üç küçük çocuktuk. Kolları kanatları kırık,
çaresiz, üç küçük çocuk. Birbirinden başka tutunacak kimsesi olmayan kayıp kimliklerdik. Bizim aramızdaki bağ koparmaya kimsenin gücü yetmez. Özellikle de Esmer ve Ezo arasındaki bağ. Her şey mükemmel. Minik kuşum, sultanım, her şey hazır. Hadi gel. Ne var? Ne oldu? Biraz dinlenelim dedik. Sesinden, gürültünden uyumak ne mümkün? 5 saattir de sesin çok güzelmiş gibi şarkı söylüyorsun. İşkence misin sen be? Affet sultanım. Bak ben sana nefis yemekler hazırladım. Sevdiğin şarabı da soğuttum. Hayırdır? Pek bir pervanesin peşimde. Beni gammazlamanı unuttum sanıyorsan yanılıyorsun. Onun hesabını şu yorgunluğun geçsin bir ara soracağım sana. Cezam neyse kes sevgilim. Vallahi ben seni ele vermedim, inan bana. Ne gelecekse başıma senden gelsin. Senin kıymetini çok iyi anladım ben. Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Hadi lan martaval okuma bana. Bir şey olsaydı önce sen kına yakardın. Bilmez miyim ben seni? Hakikaten çok alınıyorum artık ama. Kalbim kırılıyor aşkım ya. Bak ben sana neler hazırladım. Şöyle ağız tadıyla bir yemek yiyelim dedim, senin yaptığına bak. Bir lokma bile almadın daha. Zırlama, zırlama, sus. Yiyoruz işte be. İyi ki bir yemek yaptın. Çok büyük iş becermişsin. Şerefine tanrıçam. Sağlığına. Ne oldu aşkım? Hayrola? Tam da sağlıktan bahsederken ne oldu böyle birdenbire? Başım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Her şey dönüyor. Yemeği fazla mı kaçırdın acaba? Yardıma ihtiyacın var mı aşkım? Ulan puştu. Ne yaptın bana?
zehirledin Mila. Bak sana nefis bir ortam hazırladım. Sen küvet keyfini seversin aşkım. Yalnız suyu ben kapatamayacağım. Üzgünüm. Ortamı da biraz romantikleştirirsek her şey tamam olacak. Bunu bir gerilim filminde görmüştüm. Adam karısını önce zehirleyip sonra da su dolu bir küvete koyup ölmesini seyrediyordu. Hiç kimse şüphelenmiyordu. Çünkü kadının kalp krizi geçirip öldüğü düşünülüyordu. Nasıl plan ama? Süperim değil mi aşkım? Biraz suyu açalım. Ve artık size güle güle diyelim. Niran Hanım. Nereye götürüyorsun beni, söylemeyecek misin? Sürpriz. Biraz sabret bakalım. Ya yapma şunu yine. Söyle hadi. Ne sabırsız şeysin sen. Hiç sürpriz yapamayacak mıyım ben sana? Israr etme, söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin dedim. Söylemeyeceğim. Huysuz, inatçı şey seni. Ne olacak? Meraklı, sabırsız seni. Huysuz. Meraklı. İnatçı. Meraklı. Sensin o. Hadi gel. Thank you.
Niran Hanım. Neler yapmışlar sana? Sevmişim seni. Hayatımda tutkuyla tek sevdiğim önce ailem, sonra da sen olmuşsun meğer. Ne güzel bir yer burası. Sürprizin ne? Hala söylemeyecek misin? Gel, şurada bekleyelim. Birazdan sürprizi görürsün.
bekleyeceğim şimdi. Kim bu gelecek olan? Söylesene artık. Bil bakalım kim? Ezel anne. Beni tanımadın mı? Mehmet. İnanamıyorum. Sen misin? Bizim küçük Mehmet'imize bak. Esma, bu gerçekten Mehmet mi? Rüyada gibiyim. Gerçekten Mehmet. Bizim Mehmet işte. Yetimhaneye bırakılan bebek. Sizi tekrar görmek o kadar güzel ki. Gel gel. Gel otur şöyle. Konuşacak, anlatacak o kadar çok şeyimiz var ki seninle. İnanamıyorum sana Esmer ya. Nasıl buldun Mehmet'i? Bu da benim sırrım. Alo. Merhaba Haçlı. Ne istiyorsun? Anlatsana. Seninle karşılıklı görüşmek istediğim şeyler var. Sürprizim buluşmak var. İstiyorum. Mekanımı biliyorsun. Gelirsen beni memnun edersin. Ben kimsenin ayağına gelmem. Polis olmaya nasıl karar verdin ha? Benim istediğim bir mekanda buluşacağız. Nerede buluşacağımızı ben tayin edeceğim. Tamam. Senin istediğin gibi olsun Haçlı. Telefonunu bekliyorum. Sana kavuştuğumuz için ne kadar mutluyum anlatamam. Esmer, Mehmet başarılı bir komiser yardımcısıymış. İnanamıyorum. Bizim küçük Mehmet'imize bak sen. Benim bir işim çıktı. Bir iki saate kadar dinlerim. Sizi bir süreliğine baş başa bırakıyorum. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Süleyman Çesen'le görüşmem gerekiyor. İşle ilgili ufak bir problem olmuş. Onu halledip dönerim. Tamam. Biz de Mehmet'le sohbet ederiz. Zevkle. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Ezo sana emanet Mehmet. Sen hiç merak etme. Artık hiç ayrılmayacağız. Sizi buldum ya, yakanızdan zor düşerim ona göre. Seni yakasından düşürmek isteyen kim peki, söyler misin? Bulmuşken seni bir yere bırakır mıyım ben? Esmer babanın bahsettiği kişi şu bildiğimiz iş adamı Süleyman Çesen mi? Evet o. Tanır mısın Süleyman Bey'i? Yok yok, hiç tanımam. Basında ismini çok duydum sadece. Pek de iyi şeyler duymadım doğrusu. Thank you.
Merhaba Açlı. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Benim için bir kayıp değildi. Bu yürekliliğin beni sana hayran bıraktırıyor. Yeryüzünde senden başka benimle böyle konuşabilecek hiçbir canlı yok. Biliyor musun? Ben seninle buraya iyi şeyler konuşmak için geldim Haçlı. Seni dinliyorum. Benden çok önemli şeyleri çalıp yok ettiğini de. Ama yine de gerçekler su yüzüne çıkıyor değil mi? Hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne istiyorsun söyle. Ateşkes istiyorum. Sen benim damadımsın Haçlı. Torunumun babası.